arkadaşlar, herkese selam. Sizi bayağıdır videosuz bıraktım biliyorum ama bayağı bir aksilikler oldu. Ben şimdi önceki motorumu sattım. 50'lik bir tane motorum vardı, onu sattım. Çünkü buranın yokuşlarında bayağı bir yetersiz kalıyordu. Biz de çıkamıyorduk haliyle. Biz 50'lik motorumuzu satalım, yükseltelim, güzel bir tane motor alalım. Motoru sattık. Ondan sonra bir tane 150'lik bir tane motor buldum, Mondial. Motoru bulduğum yer Güllük diye bir yer. Mumculara yaklaşık bir 20-30 kilometre falan mesafesi var. Güllük'e gittik. Adamla anlaştık. Motoru falan beğendim ben. Güllük'ten Bodrum'a geldik. Noter burada vardı. Notere gittik. Satış falan aldık. Güllük'ten Bodrum'a gidene kadar motorda hiçbir sıkıntı yoktu. Gayet güzel, iki kişi falan gittik. Hızlı falan da gitti. Yani bir sıkıntısı yoktu. Ondan sonra eve geldik. Dedik hani yeni motor, güçlü motor, iyi motor. Bir Mazı'ya gidelim falan dedik biz de. Çünkü internetten çok araştırdık. Hani millet Mazı'yı bayağı bir övmüş, denizini falan. Mazı'ya gittik. Yaklaşık bir 5-6 dakikalık falan mesafe varken dağın dibinde motor kaldı. Bir anda istop etti, kaldı. Hiçbir şekilde çalışmıyor, marş basmıyor falan. Marş falan basmayınca işte biz de bayağı bir sinirlendik. Hani yeni almış bir motor, o kadar hevesli gittik, yeni bir yer göreceğiz falan filan diye. Ondan sonra yoldan geçen bir tane dayı vardı, sağ olsun. Dedi şu ileride bir tane Akkaş pansiyon var, oraya gidin, orada Erkut diye bir çocuk var dedi işte. Oraya gittik, o dedi hani size yardımcı olur, motordan falan da anlıyor dedi. Gittik, dedik böyle böyle hani yolda kaldık. Onlar da sağ olsun işte ilgilendi. Dedi hani bir getir falan. Deniz de Allah'tan yakın da hani 5 dakikalık falan bir yürüme mesafesiydi. Dedi sen motoru bırak buraya. Ondan sonra hani git dedi, yüz geldi işini falan hallet. Ondan sonra dedi bakarız, buradan alırsın motor dedi. Dedim tamam. Bıraktım motoru. Ondan sonra işte gittik geldik, yüzdük falan. Zaten hiç adam akıllı yüzmedik. Bir kere suya girdik çıktık. Hani motoru merak ettik, ne oldu falan, yapıldı mı diye. Çıktık gittik. Adam bakmış, ilgilenmiş falan sağ olsun. Ama o da herhalde çok motordan anlamıyormuş. Şansımıza dedik ki şu ileride dedi bir tane manav var. Manavın dedi kamyoneti var. Hani ben de dedi çok anlamıyorum, yapacak bir şeyim yok. O manavdan dedi rica et, buradan dedi yani motoru kamyonun arkasına atsın, eve götürsün sizi falan dedi. Dedim tamam. Nerede abi falan dedim, yerini öğrenmek için hani. Adam da bize dedi ki şu ileride falan derken adam pat diye bizim önümüze geldi. Yani Akkaş pansiyonunun önüne geldi direkt. Dedik abi böyle böyle yolda kaldık, bizi mumculara atar mısın motorla birlikte? Atarım falan dedi. Dedim ne kadar? 300 lira 200 lira fiyat verdi ilkten. Dedim tamam, ben dedim hani biraz işim var, bir yarım saat falan dedim daha oturacağım, yarım saat bir saat falan da. O çünkü pansiyondaki bir tane abla vardı, oranın annesiymiş, aile işletmesi zaten. Dedi biraz daha durun hani, bir şeyler ikram edin, bir şeyler yiyelim falan. Dedim tamam. Ondan sonra gittik. Aradan zaman geçti işte, ben o kamyon olan adamı aradım. Dedim böyle böyle abi hani gidelim falan. Ya dedi ben yanlış hesaplamışım falan dedi. Dedim nasıl yanlış şey yaptın abi, hesapladın hani. 200 demedin mi sen bana dedim. 200 falan dedim de işte oraya git gel zaten 150 lira, ben dedim mazot yakacağım dedi. Dedim yani ne istiyorsun falan. 300 olsun dedi. Dedim yok yani veremem o kadar para. Tamam dedi, siz bilirsiniz dedi. Kapattık telefonu. Başka birinden fiyat aldık. O arkadaş da işte çekiciymiş. O da 600 lira dedi. Dedik kaldık herhalde burada. Evde kedi köpek bizi bekliyor aç susuz. Ondan sonra bayağı bir sıkıldık falan işte. Yine bizim şansımıza oradan bu pansiyonun tanıdığı bir tane abi varmış. Adam da motor ustası. Pat dedi geldi pansiyona işte. O pansiyondaki Erkut Bey de dedi ki böyle böyle abi işte arkadaşlar yolda kalmış. Hani bir bakar mısın falan. O da baktı etti, motoru falan söktü iyice. Arızası şeymiş, benzin deposu pislenmiş sanırım, onu temizlenmesi gerekiyormuş. Bayağı bir halletti falan, motor çalıştı, bir sıkıntısı yok. Dedim vallahi sağ ol abi, Allah razı olsun. Dedim borcunuz ne, 2 bira ısmarla yeter dedi.
2 lira ısmarladım arada. Ondan sonra motor çalıştı işte, biz gittik eve doğru geldik. Bir sıkıntısı yok şimdilik, bakalım. Ben motoru bu arada servise bıraktım, temizlettim deposunu falan. Şu anlık bir sıkıntısı yok, bakalım. Yine gelirken bir iki tekledi ama bilmiyorum yani, bu bizim olduğumuz yer buranın herhalde benzinleri pismiş ya da karıştırıyorlarmış neymiş. Herkes şey diyor işte, Bodrum'a gittiğiniz zaman Bodrum merkezden alın, Opet'ten alın benzini falan dediler. Bizim de Bodrum merkeze hiç yolumuz düşmüyor açıkçası. Öyle bakalım ne olacak. Yani bizim önceki motorda da biz benzini mumculardan alıyorduk ama hiçbir sıkıntısı olmuyordu. Hani hiç teklemiyordu falan. Bakalım bu motorda bir sıkıntılar oldu ama anlamadım. Yani şimdi size aldığım motoru göstereyim. Arkadaşlar canavarımız bu. Mondial 150. Sepeti falan bizim önceki motordan bayağı bir büyük, bayağı iş görüyor. Muayenesi olacak 10. ayda da, bir farları falan yaptırmam gerekiyor. Onun dışında bakalım, biraz bir daha bakım yaptırmam gerekiyor. Birkaç şurası falan kırık, şöyle göstereyim. Biraz bir bakıma ihtiyacı var. Ondan sonra yeni yerler, yeni sahiller, görmediğimiz yerler, bakalım yavaş yavaş açılacağız artık. Yaz geldi gidiyor. Biz hiçbir yere gidemedik motorsuzluktan dolayı. Ama artık yavaş yavaş açılacağız. Şöyle göstereyim. Yani uzaktan falan güzel duruyor motor. Tatlış duruyor. Kırmızı renginde. Çok da fazla bilmiyorum. Detayına girmiyorum o yüzden. Motor kanalı değil burası. Şöyle gösterebildiğim kadar göstereyim size. Bu da güvercinliğin manzarası. Şu anda tatilciler olduğu için bayağı bir kalabalık. Normal zamanda buradaki pansiyonların, otellerin tamamı kapalıydı ama tatilciler geldiği için, zaten bizim geldiğimiz dönemde de falan tadilattalardı. Şöyle alabildiğine kapalıydı açıkçası. Hiç şezlong falan yoktu buralarda. Şimdi bayağı insanlar geldiği için tabii açıldılar yavaş yavaş. Bakalım 1-2 ay daha falan herhalde böyle devam eder. Sonra sessizliğin tadını biz çıkaracağız. Öyle görünüyor. Akşam çok güzel oluyor burası ya, yürüyüş için falan. Bakalım. Karşıda Titanic Otel. Yanan yerler. Bu arada yanan yerlerin çoğunu ağaçlandırmışlar arkadaşlar. Biz Malzeye gittiğimizde falan da görmüştük. İçimiz yanmıştı resmen. Hani çok yakınından geçtik. Mazı'ya gittik. Gelirken de yangın vardı. Hani bayağı bir yakınından geçtik açıkçası. Korktuk. Dedik hani neresi yanıyor falan diye. Evin oraya gittik. Dibimiz yanıyormuş meğerse. Bize 5 dakikalık falan bir mesafede bir yerde. Mumcularda işte. İnşallah hani şu bilinçsiz insanlar yüzünden zaten çoğu yanan yerler onların yüzünden. Yani elinizden geldiğince çöplerinizi bırakmayın arkadaşlar. Yolda giderken bile insanlar izmaritlerini camdan böyle yere atıyorlar. Onlar da tabii haliyle tutuşuyor. İzmir'i
izlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Bizim başımıza gelenler böyleydi. Bakalım inşallah bir daha yolda kalmayız. Yeni videoları da sık sık atmaya çalışacağım. Bakalım. Kendinize çok iyi bakın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.